Nasıl daha iyi? Şöyle. 29 Nisan'la 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de geçerli olan tam kapanma dün sabah saat 05'te sona ermişti. Bu kapsamda 17 Mayıs 1 Haziran arasında kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu. Tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle Sivas'ta işlek caddelerde yoğun kalabalık oluştu. Sivas'ın en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda oluşan yoğunluk dikkat çekti. Sıcak havanın da etkisiyle kendisini dışarı atan vatandaşlar da maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Trafikteki yoğunluk da gözlerden kaçmadı. Yasak sonrası hava almak için dışarı çıktığını belirten vatandaşlar, sağ olsun halkımız yasağa uydu, vaka sayıları düştü, devlet ne derse halkımız ona uyuyor. Özledik, 20 gündür evdeyim, herkes hava almaya çıkmış, çok normal bu da. İnşallah bunu da atlatacağız şeklinde konuştu. Vallahi sağ olsun millet, halkımız uyudu. Şeyler aşağı düştü. Şimdi ise tabii serbest devlet, milletimize güveniyor halkımız. Devlet ne derse halkımız ona uyuyor. Hepsine çok teşekkür ederim. Uygun bir şey oldu. Ben 65 yaş üzeriyim. Çıkmadıydım şimdiye kadar. Uyudum. Bugün serbest oldu. Çıktım şeyde bir hava alıyorum. Devlete hainlik yapıyorlar. Aslında devlete uymayan adam yaşama hakkı yoktur. Benim yaşamama onunla mani olma hakkı yoktur. Uyacak, aşısını da yapacak. Böyle de gelip devlet ne diyorsa onu yapacağız canım. Arkadaşıyla birlikte sosyal mesafeye uyarak gezdiğini söyleyen Sivaslı vatandaşlar, kısıtlama güzel oldu ama şimdi çok kalabalık. Millet sanki cezaevinden çıkmış gibi. Hasret kaldılar açık havaya. Dikkat etmek lazım. Tekrardan kısıtlama gelebilir şeklinde konuştular. Güzel oldu tamam kısıtlama ama gelin şu ortama bak. Kalabalık, çok kalabalık. Mesafe yok, sosyal mesafe yok. Ben bile arkadaşımla geziyorum, mecbur çıktım yani. Mesafe olacak. Millet sanki dersin ki cezaevinden çıkmış gibi. Bir hasret kaldılar açık havaya. Dikkat etmek lazım. Çok kötü yani. Yoksa tekrardan kısıtlama gelebilir. Gelir de yani böyle giderse ben görüyorum. Şimdi bankalardan geldim. Felaket kalabalık. Bankanın önleri kalabalık. Böyle olmaz. Yazık ya.